Şimdi bu yabanla ilgili düşüncelerini söylesene. Yabanı nasıl buluyorsun? Senin hayatındaki yerini. Yaban TV demek. Biz ailecek doğayla iç içe yaşadık. Bugüne geldik. Yetiştik annem. Şimdi katlar kapalı. Sokaklar daracık. Yaban TV'yi açtığım vakitte her yer cennet oluyor. Her yer nasıl? Ağacından, yeşilliğinden, doğa hayvanlarıyla ve oraya giden de işte bu tipteki. İsmini bilemedim kardeşim. Ali Bey tipinde kuruyorlar masayı. Evet. Demliyorlar çayı, yapıyorlar o yemekleri. Doğayla ilgili sade bir konuşma oluyor. Muhabbet oluyor, orada olmayı istiyorum. Yanlarında olayım, dinleyeyim. Yani bana İstanbul'a yine göre dünyayı verseniz istemem. O anda orada olmak isterim. Bir çaylarını içeyim, yanlarında oturayım. Yani ben Yaban TV ile 6 senedir rahatsızım. Mesela çıkıp da gezinemiyorum. Orasını açtım vakitte Yaban TV'yi. Yani o yeşillik de, o güzel bütün ormanlara, bütün herkese tanıtmış oluyorsunuz be annem. Benim gibi acaba kaç kişi izliyor? Yani ben şimdi şöyle bir şey ifade edemiyorum duygularımı. Kadar güzel. İfade edemiyorum. Yani o her şey değişik. Aynı programı birkaç kere de izleyebiliyorum. O balık tutmaları olsun. Yani gezmelerinizi. Buyur. Şimdi kadınlar... Dereler, nehirler yani o kadar güzel ya bir yayın ki. Kadınlar evlilik programı izliyor. Dizi izliyorlar, evlilik programı izliyorlar filan. Yani sen yaban mı izliyorsun yani? Yaban izliyorum anneciğim. Benim çok zamanda 3'e 4'e kadar da oturuyorum. Tekrar bile izliyorum. Tekrar aynı programlar izlenir mi? Ben izliyorum anneciğim. Ama çok güzel izlenecek gibi program. Şimdi sizi bana verin bir kartınızı. Ben dedim ki bir ulaşabilsem bunlara. Ben size kartımı veriyorum. Hele hele 2-3 kere sizin yaşınızdaki kişilerin gözleme yemek yapmaları, keklik yapmaları. Evet. Onları sabırsızlıkla o geveci sofrada beklemeleri. Allah'ım orada olsam diyor. Yani beni evin içinde alıp götürüyorsunuz bir başa. İsminiz neydi? İsmim Durdane. 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 Beni o kadar mutlu ettiniz ki. Ben de sizleri görmekle de mutlu oldum. Yani bu televizyonu daha önce seyrediyordum ama en çok 6 senedir rahatsızım. Evet. 6 senedir benim şeyim oldu. Kumanda da bozuldu elimde. Neden bozuldu? Devamlı şimdi haberlere bakıyorum, bir yerlere bakıyorum. Yaban TV'yi kaçırmıyorum, devamlı oradayım. Belgeseller benim hobim. Peki kanal çek bazen arıza yapıyormuş alıcınız, bazen çıkmıyormuş televizyonda. Şimdi sinyal değişiyor ya, ben onları o yeni şey, ben onları anlayamadığım için işteyse işinden kızı işte bana ara bunu. Ne, bana bu kanalı bul. Bana bu kanalı bul yani, ben onları yetiyorum çok. Peki bak şimdi sizi bütün yaban dostları, milyonlarca yaban dostu izliyor şimdi. Ve bu yayınlandı izleyecek. Onlara ne dersin? Çocuklar, kadınlar, büyükler, herkese. Ne demem? Ne demek istersin onlara? Herkes Yaban TV'yi izlesin, doğayı izlesin. Ağacı, çiçeği, ormanı gören sevgiyi görecek. Birliği görecek. Yaban TV bize gezemediğimiz, göremediğimiz yerlere, yani parayla para ver, gidemiyorsun. Zenginliğin her şeyin var, işin var, ulaşamıyorsun. Rastasın benim gibi gezinemiyorsun. Ama şimdi şurada konuştuğumuz gibi ben o televizyonun içerisinde her yeri gezip görmekten çok mutlu oluyorum. Herkes izlesin, yaban avcılık olarak görmesinler. Yani ben hayvanların ölmesini istemiyorum. Hayvanlardan yana değilim. Ama o geyiklerin zıplaması, o bütün belgesellerdeki mesela kuşların nasıl yuva yaptığı, belgesellerde geyiklerin nasıl otlanıp gezebildiği, beslenebildiği, aslanların, bütün hayvanların, canlıların bütün yaşantılarını öğrendim ben orada. Bilmediğim dediklerimizi öğreniyoruz. Sevgiyi öğretsinler çoluğa çocuğa, izlesinler Yaban TV'yi. Yani kanalların içerisinde şey olarak, belgesel olarak Yaban TV. Sizlere çok teşekkür ederim. Ne kadar güzel söylediniz. Size çok teşekkür ederim. Doğayı bize sularından, nehirinden çok güzel yaşatıyorsunuz. Çok bu yaşta ben balık tutmaya haberçliyim, oğlum götür beni diyor. Aa ne güzel. Çok teşekkür ederim. Götürün hiç olmazsa. Bu çekim orada yapın. Peki balığa götürün. Bak ben... Yahu ben de gitmedim hiç. Beraber gidelim bak. Vallahi beraber. Yeşilliğe götürün, balığa götürün. Size çayı da demleyeyim. Hayır. Sizden beraber ot atıp balık tutayım. Hem de çok güzel. Yaparım annem. Şimdi değerli yaban dostları. Biz tabii geldik. Burada İnegöl'de Güney Marmara Federasyonu'nun yemeğine katıldık. Muhteşem bir yemek. Oynanıyor. Güzel ama
burada araştırmaya değer çok önemli bir konu var. Gazeteciyiz, yayıncıyız. Bu olayı da araştırıp bütün açıklığıyla kamuoyunun önüne çıkarmamız lazım. Ben de çok merak ettim. Efendim şimdi olay şu. Geçtiğimiz günlerde kıymetli Metin abi, Metin Anıl Bey, İnegöl Ticaret Senaryosu Başkanımız, avcı, çok değerli bir dostumuz ve İsmail Erbey, o da avcıdır, o da kıymetli dostumuz, beraber Uludağ'da bir gezinti sırasında, evet, mutat bir gezinti sırasında, evet, efendim bir ayıyla karşılaşıyorlar. Şimdi buraya kadarı iki taraf tarafından da teyit ediliyor. Bir sorun yok. Fakat ondan sonrası hakkında farklı rivayetler var. Efendim kimi diyor ki, evet, İsmail Bey ayıyı görür görmez kendini arkaya atmış. Arkadan arkadan geliyor. Efendim İsmail Bey'in iddiasına göre ise ben gidiyordum, Metin Bey kaçtı diyor. Öyle şimdi mi? Ben bu olayı bir açıklığa kavuşturmak istiyorum. Önce Metin Bey'e sorayım. Efendim hadise nasıl oldu? Lütfen objektif olarak kamuoyunun önünde bize gerçek durumu anlatın. Gerçekleri anlatacağıma söz veriyorum. Şimdi biliyorsunuz avcı yalan söylemez ama abartır. Evet. Bu konuşmamızda abartı da olmayacak. Peki. Peki. Geçtiğimiz günlerde Alabalık Avı'nda akşamüstü kamp yerimize giderken akşamüstü orman içi çayırda 250 kilodan daha büyük, yani o grizzly'ler var ya Amerika'da, o ayarda bir ayı önümüze çıktı. Tabii biz arabada olduğumuz için rahatız. Klakson çaldık falan, ayı ağır adımlarla ormanın içine girdi. 50 metre sonra böyle bir azmak tabir ederiz, su kaynıyor. Öyle bir yerden geçerken arabamız battı. Telefonlar çekmiyor. Hava kararıyor. Ayı da ormana girdi. Ne yapacağız? Ne yaptınız? En yakın yerleşim yeri 9 kilometre. Maşallah maşallah. Dedim ki İsmail abi, bu saatte arabaya girip de sabaha kadar bekleyecek halimiz yok. Gidelim kamp yerine, yardımcı alalım, çekidemiri alalım, araç getirelim, bu arabayı buradan kurtaralım dedik. Sıva paçaları dedim. Valla ben arabada kalsam iyi olur dedi. Olur mu dedim ya? Bir dakika. Efendim bir dakika. Siz paçaları sıva dediniz, o ben arabada kalayım. Arabaya da bakayım tabii, arabada. Arabaya bir şey olmasın. Bir saniye devam edeceğim. Efendim iddia o ki daha ilk aşamada ben arabada kalayım diyerek orada bir ketenperi durumu olmuş. Oldu mu olmadı mı? Oldu. Oldu da bana diyor ki sen kampa git, yardım getir. Metin Bey dedim, ben sabah kalırım, sen ne varsan yap. Baktım bu gidiyor. Hayır, Metin Bey de sana mı diyor sen git ben arabada kalayım? Nasıl oldu? Ya ben yolu daha iyi biliyorum diye beni yolluyor. Ben dedim gitmem. Fakat Metin Bey başladı yürüme, ben de arkasından gidiyorum. Tabii hem